Tek renkli zemin üzerinde canlı bir renge boyanmış, adeta yüzen, puslu, kesin dış çizgileri olmayan bir dikdörtgen ve hemen yanında başka bir dikdörtgen. Böyle bir tablo gördüğünüzde bu kesinlikle bir Rothko eseri olmalı dersiniz. Peki ama nasıl? Rothko'nun bu tarz bir sürü tablosu var, doğru. Ama bunun neden önemli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu soruların cevabını az sonra öğreneceksiniz. Markus Rothkowitz 1903 yılında Rusya'nın Divinsk şehrinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1913 yılında Oregon Portland'da göç ettiler. Babasını taşındıktan birkaç ay sonra kaybetti. Markus iyi bir öğrenciydi ve Yale Üniversitesi'nden burs kazandı. Burada sol görüşü olan eğilimini fark etti ve ikinci yılın sonunda okulu bıraktı. New York'a taşındı ve bir sanatçı olmak istediğine karar verdi. Max Weber'le sanat öğrencileri heyetinde çalışarak kübizmi, Matisse'i ve Alman ekspresyonistlerini keşfetti. 1930'larda Milton Avery ve Matisse etkisinde eserler ortaya koydu. 1940 yılında soyadını Rothko olarak değiştirdi ve sürrealizm denemelerine başladı. Bu gördüğünüz iki eserinde olduğu gibi. Konularını klasik mitlerden alıp onları simgelerle bezeyerek insan trajedisini ön plana çıkardığı eserler yarattı. Bu gördüğünüz eserlerde John Miro'yu, bunun gibi eserlerinde ise Marx, Ernst'ten ilham aldığını görüyoruz. Yakın arkadaşı Adolf Gottlieb'le Nietzsche ve Jung okumaya başladıkları dönemde bilinçaltı üzerine düşünmeye başladı. İçinde bulundukları dönemin koşullarını, yani Avrupa'da yükselişte olan faşizm ve yaklaşmakta olan Dünya Savaşı'nı göz önüne alınca, Rothko ve o dönemin sanatçıları, geleneklerin izinden gitmenin yersiz ve aynı zamanda sorumsuzca olduğunu düşündüler. Rothko, arkadaşı Gottlieb ile birlikte 1943 Haziran'ında New York Times'a yolladığı bir mektupta şunları yazdı. Resmin bir konusu olmalıdır. Hiçbir konusu olmayan bir resme iyi resim diyemeyiz. Biz karmaşık düşünceleri yalın bir şekilde ifade etmeyi tercih ediyoruz. Rothko büyük sorulara cevap vermek ve bunu kendi yöntemiyle yapmak istiyordu. Belirsiz sınırlara sahip puslu renklerden oluşan geniş ve düz alanlar tablolarında kendini göstermeye başladı. Resimleri giderek sadeleşti ve geometrik şekillere indirgendi. 1947 yılında resimlerinde tamamen soyut bir tarz benimsedi. 1950'de tam olarak tarzını oturttu ve sonrasında o tarzda üretmeye devam etti. O dönemde Rothko'nun resimleri son derece yeniydi. O zamana kadar renkler sadece anlatımın bir parçası olarak kullanılmıştı ama Rothko renkleri tek başına duyguları ortaya çıkaran bir araca dönüştürdü. 1949'dan 1970 yılına, yani ölümüne dek aynı şekilde üretmeye devam etti. Resimlerinde kullandığı bu yapının son derece kullanışlı ve bitip tükenmez bir enerjiye sahip olduğunu düşünüyordu. İnsani duyguları ve dramları deneyimleyebildiği ölçüde konu aldığını söylüyordu. Tarzının ressamla fikirleri ve bu fikirlerle resme bakanlar arasındaki tüm engelleri ortadan kaldırdığına inanıyordu. Tarih, anı, öykü, hatta geometriyi bile tetikleyen her şeyden arındırılmış sanatıyla resimlerini inceleyenlere duyulara hitap eden anıtsal, yalın ve dingin bir deneyim sunuyordu. Bir Rothko tablosunu incelemenin adeta dini bir ritüele benzediğini söyleyen çok kişi olmuştur. Birbiri üzerine kullandığı renkler o kadar derin ve canlıdır ki o parlayan tonlardan gözünüzü alamazsınız. Tıpkı Rönesans ressamları Titian ve Giorgione'nin eserlerindeki gibi. Rothko'nun resimlerindeki simetrik unsurlar da din odaklı sanat eserlerini andıran bir diğer öğedir. Dini sanat koleksiyoncusu Dominique de Menil, Rothko'nun resimleri bize faniliğimizi ve bunun trajik gizemini, bir başka deyişle Tanrı'nın sessizliğini, Tanrı'nın dayanılmaz sessizliğini hatırlatıyor, demiştir. 1964'te Menil ve eşi John, Rothko'dan sekizgen bir şapel için duvar resimleri yapmasını istediler. Bu şapel bugün hala Houston, Texas'ta ziyaret edilebiliyor. Rothko'nun duvar resimleri koyu kahverengilerin, morumsu kırmızıların, siyahların kullanıldığı karanlık resimlerdi. Rothko bu resimleriyle meditasyon için kapalı bir alan yaratmak istemiş. Aslında sorunları olan depresif bir insandı. Eserlerine çok fazla zaman harcar, odaklanır ve eserlerini üretirken kaygılanırdı. 1958'de New York'taki Seagram binasındaki Four Seasons restoranı için duvar resimleri yapması istendiğinde de Rothko burayı New York'un zengin züppelerinin karınlarını doyurmak ve birbirlerine caka satmak için geldikleri bir yer olarak tanımladı. Duvarın tavana yakın kısımlarına asılan devasa resimlerinde yine karanlık tonlar kullanan Rothko, bu şekilde resimleri görenlerin kendilerini tüm kapı ve pencerelerin tuğlalarla örüldüğü bir yerde kapana kısılmış gibi hissetmelerini istemiştir. Böylece kafalarını sonsuza kadar duvarlara çarpmaktan başka yapabilecekleri bir şey olmayacaktı. Sonradan bu fikrinden vazgeçip bu proje için yaptığı resimleri 1969'da Tate Müzesi'ne vermiştir. Bugün o resimleri hala müzede görebilirsiniz. Rothko, resimlerinin sergilendiği ortamları da sıkı kontrol altında tutardı. Resimlerinin loş ışıkta ve küçük alanlarda gruplar halinde sergilenmelerini isterdi ve diğer sanatçıların eserleriyle aynı yerde bulunmalarını istemezdi. Bunu zorluk çıkarmak adına yapmıyordu. Sadece resme bakıp geçmek yerine insanların resimleriyle birlikte, hatta resimlerinin içinde olduklarını hissetmelerini istiyordu.
Amacı resimlerine bakan insanlara onları sarıp sarmalayan bir deneyim sunmaktı. Rothko onlara tanımlanamayanla karşı karşıya geldikleri, boşluğa gözlerini dikip baka kaldıkları ve evrensel insan trajedisiyle yüzleştikleri bir deneyim yaşatmak istiyordu. Rothko'nun elinden çıkmış bir resme dair rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bu resim, hiçbir konusu olmayan bir resimden öte, içinde her şeyi barındıran bir resim.